İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Görümce, Gülcan hoş geldin. Evet, şimdi dün giderken size kötü haberi vermiştim. Altınlar maalesef, yani doğru. Maalesef diyorum ama yasalar böyle. Yani ya maalesef diyebilirsiniz. Yani şimdi şöyle. Yasalar olabilir ama yani hepsi doğru olduğu anlamına gelmez. Uygulamayla doğru yol bulunur aslında temayla. Doğru yani... Peki erkeğe takılanlar, erkek işte saattir vesairedir ya da ona şey takılmış işte çeyrek falan. Onları nasıl oturup da ayırt edeceksin? Bana göre yani bu yani özgülenmemiş mallar dediniz ya saat. Saat erkek saatse erkeğin ama diğerlerinin bence yarı yarıya bölünmesi lazım bana göre. Bir de şöyle bir şey var. Düğün masraflarını kim yaptı? Hepsini kınayı onlar yaptı. Düğünü biz yaptık. Yani nişanı kız tarafı gibi. Hani düğünü erkek tarafı gibi. Evet. Şeyde ama kınada takı takılmaz bildiğim kadarıyla. Kayınvalide bir altın mı koyar bir şey yapar. Onun dışında düğünün tüm masraflarını salon, evet. Yemek vesaire onların hepsini siz mi yaptınız? Kınası, çerezi. Yüksek konuş biraz sen çok misin? Sesin düştü. Alışık değil benim misin? Şey, sana biraz, öyle ben. Şeyim yüksek de biraz nasıl diyeyim? Kalbim rahatsız biraz. Geçmiş yüzden, olsun. Peki. Şimdi kınayı biz aldık. Çerezi biz aldık. Bazı kına malzemelerini onları da biz aldık. Düğünden bahsediyorum. Ha, kınadan. Kına yok, onlara ait ya. Düğün masrafı. Ha, düğün masrafı hepsi bizde. Siz yaptınız. Evet. Şimdi o zaman ne oluyor? O zaman düğünü erkek tarafı yaptıysa takılan takılarda da onun da bir payı olsun yani. Yani evet ideali bu. Olması gereken de bu. Ama maalesef. Yargıtay bu konuda kararını net bir şekilde ortaya koydu. Takılar kadınındır, bitti. Peki şimdi Rabia birazdan telefona bağlanacak. Bakalım bağlansın. Nereye varabileceğiz? Bağlansın. Komşularla bir röportaj yaptık biz. Önce o komşuların röportajı gelsin. Bakalım Rabia da babası da bağlanacak. Belki diyecekler ki verin beyaz eşyalarımızı, bizim çeyizlerimizi. Tabii. Alın takılarınızı derler mi bilmiyorum. Bugün derlerse iyi olur. İyi olur. Sizin beklentiniz zaten o, evet. Öyle. Peki komşular ne demiş bakalım. Yani ben bu olaylara çok şaşırıyorum. Evlilikleri sadece bir ay sürdü. Peki o bir ayda neler yaşandı? İbrahim ve Rabia arasındaki sürtüşmede komşulara göre kim haklı? Kim yalan söylüyor sence? Rabia. Rabia doğru söylemiyor ki yani bir şey bile yaptırmıyorlardı ona. El bebek, dil bebek. Çok iyi bakıyorlardı. Rabia mı yalan söylüyor yoksa İbrahim mi? İbrahim bir karıncayı dahi incitmeyen bir insan. Dayak olaylarını falan zaten yalan söylüyor. İbrahim ayrılmak istedi. Rabia'nın annesi engelledi. Nişanlıyken yüzüğü atmak istedi mi? Evet çok kez atmak istedi. Annesi gelip Kiraz ablaların evine siz benim kızımın yüzüğünü atamazsınız. Bizde yüzük bir kere takılır, geri atılmaz diye. Sen bunları kendi kulağında duydun evet, mu? Ben kendi kulağımla canlı şahit olarak oradaydım zaten. İbrahim'in yengesi de gelinlerine ateş püskürdü. Ya bizi resmen kandırdı, ya sahte yüzüyle bize gülüyordu, böyle sarılıyordu bize. Evlenmeden önce aslında iyiydi size karşı. Evet. Evlendikten sonra mı değişti? Evet, değişti. Vücudundaki izler dayaktan değil, hastalıktan. Yalan söylüyor. Kolundaki o şeyler hepsi yara. Vücudunda bir sürü yaralar var. Alerjik bir yara falan mı? Öyle bir şey galiba. Daha önce de evlenmeden önce de var mıydı nişanlıyken? Vardı, vardı. Kaşınıyordu böyle kaşınıyordu. Ben kendi gözümle kaç defa şahit oldum, gördüm. Bir de bir şey soracağım. Buyurun. Hani siz böyle 36 gram altın falan bir şeylerden bahsediyorsunuz. Doğrudur. Bunlar mesela düğünden önce nişanlıyken konuşulmuş şeyler mi? Aile... Biz şu kadar altın isteriz, 3-5 bilezik isteriz. Hayır, o... takılan şeyler. Dediğiniz şeyler takılan şeyler, nişanlıyken. Yani, o yüzden, evet, o yüzden ben nişanı atamadım. Annem dedi ki bizim gelindir. Karşı taraf dedi ki, eğer ki siz dedi bu nişanı atıyorsanız kızımla gezdiğine sayacaksın bu altınları. Benim annemin hani burada hani nasıl söyleyeyim yani okumamışlığı, okumamazlığı bu hani bu yüzden demek istediğim annemin geride kalması nişanlıyken bütün altınları takmasıydı. Aa. Evet. Bütün o yüzden ben nişanı atamadım. 3 defa atmaya çalıştım. Tamam da. Annem babam beni onun için zorladı ki dedi ki oğlum dedi sen dedi hani sesini etme bir kere gelinimiz oldu. Bir kere şeyimiz oldu. Hani sıkça gözlerimizin içine baka baka ailevi olarak hepsi hani babası adını unuttu, babasının adını unuttu.
Hani bizim aile reisi olaraktan oturduk yanımıza, evet dedi. O da ona hani o da karısına üsteledi ki dedi ki evet doğru, karın doğru söylüyor dedi. Doğru söylüyor benim karım. Bir kere hani parmağa giren yüzük çıkmaz dedi. Biz de o yüzden yani nişanlıyken o altınlar elinde oldu, olurken o yüzden hiçbir şey ağzımız kapalı hiçbir şey diyemedik. İbrahim şimdi senin dediğin gibi hocam Hasan Bey sahte gelin olsaydı nişanlıyken madem takılmış bütün altınlar nikah yapmadan giderdi. Tabii. Yani o yüzden yani orada evlilik dolandırıcılığındaki yani bu suçu işleyenler resmi nikah kıymazlar. Resmi nikahtan tabii önce altın, para, süt parası vesaire adlarda paraları altınları alırlar. Ondan sonra bir bahaneyle de evden kaçarlar. Benim burada tek aklıma yatmayan şey her şey bir buçuk ay içinde olmuş ya. Yani hani İbrahim de söyledi cicim ayları yaşanacak aylardan. Evet. Hele severek evlendiyse bir ayda gözü bir şey görmez şey, yani. Şey de söyleyelim nasıl hocam bu kadar boşanacak seviyeye geldi? Çok güzel bir şey söyledi. Çok güzel bir deyim attınız hocam. Bir de hocam bana boşanma davası açmışlar. 100 bin lira nafaka davası da açmışlar. Tazminat. Bana. Tazminat. Tazminat davası açmışlar. Hmm. Bir buçuk ay. İşte benim hocam siz bana yardımcı olun. Hani avukat bey siz bana bir şey söyleyin. Siz takılar bunlar mı? Evet. Bilezik. Evet. Şu elinde bir yüzük var. Pırlanta taşlı bir. Yok normal sade. Normal sade. Bir de kolye var. Bir de küpeler vardı. Küpeler kolye bize var ait değil, annesine kolye, ait. Evet, kolye bize babasına ait değil, ait. Ha, babasına ait. Evet. Onları da açık açık söylüyorlar. Peki bir de nişanlıyken bunlar takıldı. Bir de düğünde ayrıca konu komşu, akraba. Düğünde öylesini aldılar. Annem zaten kendisi geldi. Annem hani aldı, bir de düğünde taktı. Hani millet görsün aynı diye. Şeyi, evet, aynı şeyi düğünde, düğünde de taktı. Evet. Yani bir yıl önce nişanlanırken bütün takılar takıldı. Evet. Bir yıl boyunca düğüne, o takıları düğüne yakın işte düğüne yakın nişanlanırken olan altınları aldılar. Onları hani benim annem babam kredi kartıyla para çektiler. Üstüne katarak bunları aldılar. Onları da bozdular. Yani nişanlıyken aldıklarını da bozdular. Bütün hepsini bu şekil çevirdiler. Bu şekil altın aldılar. Bu kredi çektik dediğiniz o mu? Evet evet evet. Ben de söz hakkı alabilir söyle miyim? Şimdi abla bu altınları düğüne iki hafta kala alındı. Evet. Ben hiç duyamıyorum ben de seni. Hiç kimse biraz şey, yüksek sesle. Bu bilezikler, takılar düğüne iki hafta kala alındı. Yani iki, üç hafta kala. Normalde damat tarafında kalması gerekiyor. Düğün günü takılır. Takılması benim yani bildiğim öyle. Ama bunlar kendileri aldı. Bizde kalacak dedi. Kızım takacak. Hani yine babam da annem de kırmadı. Tamam taksın. Nereden dedi aldı onları? Kuyumcudan alınırken koluna mı taktı? Evet. Bunlar bizde kalacak evet dedi. Üç hafta vardı. Kart da var hatta babamın adına alındı. Üç hafta kala. Evet. Ya o zaman bile sahte gelin olsa giderdi. Tabii. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ondan sonra aradan iki gün geçti. Abisi evde kavga çıkarmış. Sırf bu altınları bana verin. Gidip madde kullansın diye. Baba Çetin Bey telefonda. Hemen soralım. Çetin Bey. Merhaba Serap Hanım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi olmaya çalışıyoruz. Bu hırsızı ve yanımdaki dolandırıcı, anlıyorsun yani bunların hep yalanlar. Bunların taktığı iki tane o gözüken altın var. 17 gramdan 34 gram. Bunlar bizim kendi evimizde kızımın kolunda yaklaşık 15-20 gün durdu. Ondan sonra nikah kıyıldı. Böyle bir sahtekarlık olmuş olsaydı ben nikahımı niye kıyayım? Bu namus düzde mi bulunmuş? Yok, aynı şeyi söyledim zaten ben. Evet. Yani sahte Çetinler, peki siz bana neden nişan attırmadınız? Nişanlıyken. Çetin Özer, İlknur Özer. Siz gelin buraya, burada konuşalım, bunu tartışalım. Serap Hanım. Gelin. Benim şeyimi kestirerek kim dolandırıcı belli olsun burada. İbrahim, İlknur Özer. Müsaade edin, rica ediyorum. Serap Hanım, eğer müsaade etmezse telefonu kapatacağım. Tamam, lütfen bir müsaade edin. Bir şey soruyorum, tamam. Cevap almak istiyorum. Tamam. Çetin Bey, diyor ki ben birkaç sefer nişanı atmaya kalktım. Eşiniz ve siz engel olmuşsunuz. Şimdi Serap Hanım, neden engel oldunuz? Şimdi biz engel olmadık. Onların hepsi yalandır. Az önceki açıklamada da Spiker'in yaptığı şeyde o onun yengesidir, akrabasıdır, amcasının karısıdır. Doğru, yengen de vardı. Sondaki yengen de işte gösteren. İbrahim Bey, bunların İbrahim amcasının karısıdır, ailesidir. Ben onları takip ediyorum. Ama bunların bu takıları takmışlar. Ben nişanlı ben yaptım. Düğün salonu parasını ben ödedim.
Bin dolar parasını ben ödedim. Çocuğun saç parasını ben ödedim. Bu tazminatı açmak için miydi her şey? İbrahim bir dakika. Zaten nişan kız tarafınındır, yakında da kız tarafınındır. Onlar düğünü yapmışlar. Bunlar sadece düğünü yaptılar. Takıyı taktıklarında iki tane o bileziktir. Kızın boğazındaki kolyeyi ben takmışımdır. Komple ortasında da altın vardır. Bu şekilde diyeyim. Yani bunlar bir şeylerin peşinde. Ben yargıya başvurmuşum. Yargıda ne gerekiyorsa maddi, manevi, sahte gelinlik bütün belgelerimi açtırmışım. Ben de boşanmıyorum. Maddi manevi tazminat ayrıyeten başka bir dosya açılmamasına rağmen bir imza istiyorum sizden. İbrahim bir dakika. Avukat Bey bana yardımcı olacak. Anlaşılmıyor. Bunların gereken işlemleri yaptıracağım. Çünkü bunlar dürüst değil. Hırsızlık var. Peki Çetin Bey, madem konu çeyiz, yok işte altın, alın çeyizlerinizi, verin altınlarını, uzatmayın, bitsin gitsin, boşansınlar. Serap Hanım, şöyle diyeyim sana, yargı aşaması neye uygun görüyorsa, bak ben 13. Aile Mahkemesi'nde eşyalar için tespit tutturmuşum. 4. Aile Mahkemesi'nde tanzimat ve boşanma davası açtırmışımdır. Şu anda da bu sahte gelin meselesinden dolayı ayrıca bir dosya daha açtıracağım. Yani sahte gelin olmadığını ben burada defalarca zaten söyledim. Çetin Bey, namusunu düzde bulmamış. Çetin Bey, boşanma süreci zaten çok yıpratıcı, insanların psikolojisini bozan bir şey. Çekişmeli davalar da senelerce sürer. Kızınız da buradan zarar görür. Müsaade edin Çetin Bey. Kızınız da buradan zarar görür. Yani Serap Hanım'ın teklifi çok makul bir teklif. Ya sonuçta şöyle diyeyim sana. Ben Allah'a şükürler olsun, biz dürüst bir insanlarız. Biz onların 34 senin kızın gram... bana kadınlık yaptı mı? Her gün saat 12'de ben benim ailem, benim kız kardeşim ve annem kahvaltısını hazırlıyordu, bizi çağırıyordu. Senin kızın hangi gün kalktı da annemi babamı çağırdı da kahvaltısını hazırladı? 12'de her gün öğlen 12'de kalkıp kahvaltıyı hazırlayıp hani çağırıyorlardı Rabia yataktan. En son Rabia yataktan çıkıyordu. Çetin Özer, İknur Özer, bunu hepiniz biliyorsunuz. Bir de 1,5 ben ay bir şey daha ya. Söylemek istiyorum. Ben de madde ve manevi tazminat açmak istiyorum. Bana iftira yapıyorlar. Evet, dolandırıcı diyorlar. Aynen. Hırsız diyorlar. Evet, ben evet. De yok, gelip soruşturabilirsiniz. Bunlar da tabii ki çok afaki suçlamalar. Aynen. Yani bir yıl süren bir nişanlılık döneminde anlamadınız da madde, yasaklı madde kullandığını ve hırsızlık yaptığını. Evet. Bir buçuk aylık evlilik döneminde mi anladınız yani? Ben de tazminat açmak istiyorum. Ben böyle durumlarda şeye de bakıyorum genelde. Böyle iddialar gündeme geldiğinde başkaları da arayıp aynı iddiaları tekrarlıyor mu? Mesela İbrahim'le ilgili. Evet, hırsızlık yaptı. Benim bir şeyimi çaldı mesela. Hakkında böyle bunlara bakıyorum. Böyle bir şey de yok. Hakikaten. Ya da Gülcan'la ilgili de yok. Zaten kendini biraz suçlu görenler de yüzlerini göstermiyorlar, televizyona çıkmıyorlar gibi gibi. Ama Çetin Bey, yani tabii ki ben sahte gelin konusunu en baştan beri o kavramları da biz işlediğimiz için zaten ona uymuyor. Onun farkındayım. Onu da defaatle dile getirdim. Ama bir taraftan da niye bu kadar kurtulmak istediğiniz birinden? Mesela 100 bin liralık tazminat davası. Ya 5 liralık, lafımı bitireyim. Tabii ki, yani tabii 10 liralık açarsın, bu da bir tazminat davasıdır. Önemli olan orada kazanmaktır. Tabii. Kazandım, ben haklıydım demektir. Ama siz 100 bin lira tazminat davası açıyorsanız zenginleşmek için açıyorsunuz. Bu da pek adil gelmiyor bana. Yani bir tek bir tarafta altınlar, bir de 100 bin liralık tazminat davası. Serap Hanım, Neden? Neden 100 bin liralık tazminat davası açtınız? Şimdi Serap Hanım, bunlar bizimle oyun oynadığından dolayı ben sanki bu davaları açmışımdır. Çünkü neden? Ben bunları hiçbir zaman zor bir duruma sokmadım. Hep düğününe dahil destek de verdim. 100 bin lira tazminat davası açmak için bir zor duruma sokmadır. Çetin Bey, bizi oyun oynadılar diyorsunuz da terk eden sizin kızınız. Onlar mı kovdu kızınızı? Sahte gelin dosyasını da açtıracağım bunlara. Hayır. Kızınızı İbrahim mi kovdu? Yani kapı dışarı mı attı? Döverek kapının dışına mı attı? Nasıl bir oyun oynadı?
Şimdi kızınız şöyle bir oyun oynadılar. Bunlar ben annesi benim eşimle defalarca aradı. Bunlar kavga ediyor. Nasıl olacak? Ben gittim. Eşimle beraber gittim. Bunların herhangi bir şekilde her gün bir sorunları var. Her gün bir kavgası var. Bunların hiçbiri tazminat sebebi değil. Çünkü kızınız evi terk etti. O atmadı. Eşyalarını alıp götürdü. Güvenlik kamerasında görüntüleri var. Evden çıkıp gidiyor. Yani o atmış olsaydı evden çıkıp gidiyor mu? Evet evden çıkıyor. Serap Hanım evin kapının önünden ben aldım ben. Tamam ben işte yani. Salıyorsunuz canım. Neyse ben kapının önünden ben aldım. Başkası alıyor demiyorum. Ben eve bile girmedim. Kapının önünden ama aldım. Evi terk öyle ediyor ya. Kaydını bana gösterin. Evi terk ediyor. Hayır kaçmadı evi mı? Evi terk etmiyor. Ne yapıyor? Aynı. Ne yapıyor? Siz alıp götürdükten sonra evine bir daha geliyor mu? Akşamdan kavga etmişler. Yine birbirine dövdü. Tamam. Evine bir daha geliyor mu? Gelmiyor değil mi İbrahim Bey? İbrahim dövmüş. Ben çocuğun zaten durumunu görünce bir daha da kızım istemedi bunları. Peki Çetin Bey kızınız o gün görünce çok kötü oldunuz. Gidip darp raporu aldınız mı? Evet. Elinizde darp raporu var yani. Biz de var. İstiyoruz. Tamam bir telefon alacağım şimdi. Alo. Efendim. Buyurun. Serap Hanım. Buyurun benim. Ben Gülcan'ın ev sahibiyim. Ev sahibisiniz. Evet. Gülcan bir numaralı hırsız orada. Ne? Ne? Hırsız. Gülcan. Nasıl ya? O benim ev sahibim. Ben onun ev sahibiyim. O benim kiracım. Neyini daha çaldı? Daha benim evimde oturuyor. Neyini çaldı seni? Mutfak eşyalarını. Aşağıda evim var benim. Şu anda hala... Senin evinde mi oturuyor Gülcan? Benim evimde oturuyor. Sen niye oturtuyorsun evinde hala o zaman? Zaten dedim ben ona çık diye dedim ona. Çıkacağım zaten de ispatlasın öyle bir şey yok. Ben ona dedim çık. Hala oturduğuna rağmen çaldığını nasıl biliyorsunuz? Yani polis çağırıp çıkarttırabilirdi. Geri kız kardeşi geri getirdi. Bir kız kardeşi var bunun. Ne o kız kardeşi geri getirdi eşyaları. Dedim ben polisi arayacağım. Eşyaları geri getir getirmiyorsan polisi tespiyeceğim dedim. Ne çaldı yarın evden? Ne çaldı? Mutfak eşyası. Ne tabak çanak kaç? Tabak çanak su bardak vardı. 10 sene önce 3 kardeşim yanlışlıkla almış. Ben de kardeşime dedim ki bizim değil geri getir. O da geri getirdi verdi özür diledi. Plastik. Yalan. Hangi cam bardak. Serap Hanım. Serap Hanım kurban olurum. Bunun adı nedir? Benden habersiz almışsan. Bunun adı nedir? Ya hırsızlık değil mi? Tabii hırsızlık da. Ama geri getirdi özür diledi. Özür de dilemiş kız kardeşim. Bunun ben özrünü çalmadım. Kabul olur mu? Ben bunun özrünü kabul etmiyorum. Buna da dedim bu çık. Yok ama geri getirmişlerse ve özür dilemişlerse hırsızlık diyemezsiniz ona. Ki ablamın bilgisi yani, dışında olmuş. Ablamın bilgisi olunca da benim konumu niye açıyorlar burada? Hayır küçük kardeşim diyor yanlışlıkla almış diyor. Evet. Nasıl yanlışlıkla hayır, almış? Hayır. Bak komşularım benim şahit. Yanlışlıkla almamış. Dolaplarını bütün boşaltmışlar. Yani gene hırsızlık olur hocam. Gönüllü vazgeçmiyor. Onları bütün çıkarmış. Benim orada kullanmadığım ev. Sen benden haber ama ablamın bilgisi dışında olmuş. Dolapları boşalttı diyorsunuz. Siz neredeydiniz o sırada? Ben yukarıda oturuyorum. Kendisi beni aşağı gönderdi. Hayır evine mi girip boşalttı anlamadım. Yok bak nasıl oldu Serap Hanım. Ben onun evinde masa falan yok. Bizim de orada aşağıda kullanmadığım gelinimin bir masası var. Kızım senin masan yok mu dedim yok teyze. Aşağıda dedim masa var dedim. Bir o masayı al dedim oradan. Ben İzmir'de o zaman o masayı alınca mutfağın eşyalarında bütün dolapta ne var soymuş soğana çevirmiş. Çıkarmış onları. Gel dedim ondan evime geçtim. Bak dedim gelmedi. Bak ben ondan geçtim. O benim değil. Alsın. Bana desin ki teyze kullanmadığım bir eşyam varsa ihtiyacım var. Sen bana bunları verir misin? İki katlısını verin. Ben vermem mi? Benim ben dışımda kadar olmuş. Gaddar insan bir değil mi? Ama Gülcan bir tane bir şeyden bahsetmiyor. Ben dolabı asla. Boşaltmış. Hayır. Diyor. Alt kat boş zaten bodrum kullanılmıyor. Ya sadece birkaç tane. Orası daire. Neyi kullanılmıyor? Orada daire. Yani sizin bak, yaşadığınız... Komşum burada. Aha komşum. Hayır. Konuş. Yaşadığınız eve girip değil de aşağıda
Evet, bir ev daha kimse var. Kimse yaşamıyor orada. Kullanılmıyor ama evet. Orada da eşyalar var. Depo gibi kullanıyorlar. O da ama aslında onun sayılıyor. Biliyorum onun ama. Ama o depodan da bir şey alamazsın yani. Yok bana kendi gönderdi beni. Al o masayı diye. Masayı aldın. Ama benim olay dışında ben almadım o bardakları. Kardeşim yanlışlıkla almış. O sanki... anda bardak yok. Dolap nasıl boşaltır kardeşim yanlışlıkla. Sadece bir takım bardaktı. Onları da ben kız kardeşime söyledim. Efendim. Ben sana kurban olurum. Yanlışlıkla iş alınır mı? Ben sana masayı al çık oradan dedim. Tamam ben masayı aldım zaten. Sen alacaksın. Orada kartonun içindeki şeyleri boşaltıyorsun. Karton boş duruyor. Bir açtım kartonu kadına göstermeye ki içinde ne ki var çıkmış. Hiçbir şey yok. Anladın? Serap Hanım. Böyle yanlışlık yalancı, olmaz. Yalancı, çok yalancı. Aşırı derecede yalan söylüyor. Almış. Evi tutan da bana yani. Dedi benim dedi kocam mühendistir dedi. Yalan. Ev vermiyorlar. Hocam. Ne yapabilirim? Ev vermiyorlar boşanmışlara. 3 tane çocuğumla ortada kalmışım. Böyle maalesef vermiyorlar. İlla evli olacak diyorlar. Söylemek zorunda kalan çok insan oluyor. Ya ben evet. Mecbur kaldım yalan söyledim. Kiranı zamanında ödüyor musun? Kira evet. Günüm geldi vereceğim zaten kiramı. O da devletten destek alıyorum. Peki onu Çetin Bey'e de buradan söylüyorum. 100 bin liralık tazminat açacak bir durum bence yok yani. Bir durum yok. Bu yani artık servet edinmeye giriyor. Burada bir kusur dağılımı yapılacaksa bile yani 1,5 ay sonra gerçekten büyük bir şiddet darp raporu varsa bir şey diyemiyorum ama evliliğin hani ilk 6 ayları çok önemlidir ya beklenmesi görülmesi gerekir. 1 yıl bir nişanlık geçirdiysen 1,5 değil de 6 ayda bir evlilik geçirir. Bir adaptasyon. Yoksa burada kusur dağılımı bence en kötü eşit kusurlu olacaktır 2 kişi. Ve hiç kimseye de tazminat çıkmaz eşit kusur durumunda. Evet. Ve biraz önce dediğiniz gibi bir zenginleşme aracı olarak da kullanılamaz tazminat. Ağır darp olsaydı şuradaki lezyon diyeyim işte onu çeken o ağır darbı nasıl çekerdi kim bilir fotoğraf. Yani onları da tabii. Çekerdi gördüğümde evet. Perişandı diyor. Bakalım nereye gidecek bu süreç.